Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte artık sezon 18'de Fatih olduk ve şimdiden duyurusu yapıp akşam canlı yayında eksi yiyerek Fatih çerçevesi aldı. Zaten biz bunu her sezon yapıyoruz. Hani 127'imiz de oldu, 167'imiz de oldu. Bir ara rush attık, 10 kill'le win aldık. Fatih Ligi'nde artı 20 falan aldık filan filan. Bayağı güzel de iş şeyler oluyor. Bugün akşam ise yine canlı yayında çerçeve için 5 tane maç atacağız. Bakalım Pochinki'ye, Military'ye atlayacağız artık. Yeter yılanladığımız. Artık ne kadar eksi girerse 5 maç eksileri girdirip o çerçeveyi alacağız ve takacağız. Peki bu sezon mesela günde 2 ya da 3 saat oynayarak Fatih oldum. Hani benim amacım bu sezon geç olmamın gerçek amacı hem YKS vardı hem de sizlere hani günde 2 saat 3 saat oynayarak Fatih olabilmeniz. Tabi ben yayında hani ghostlardan eksi falan da yedim filan yedim. Normalde ben 2 gün önce oluyordum, yayında bir eksi 45 falan yedik. Var ya üf, yani tadını sizlere anlatamam. Şuradan da sizlere şu anki rankımdaki puanı, verilen puanları da göstereyim. Bu arada birazdan sizlere de bir duyuru yapacağım. Solo scrim turnuva düzenleyeceğiz. Royal Pass UC ödülü falan filan olacak, onu da birazdan anlatacağım. Ama o zaten ileride detaylı bir videosu gelecek. Şimdi buradan ben geliyorum kariyer sonuçlarıma. Bakın akşamki maçları bu şekilde. Hani sezonun son haftasında eğer Fatih olmayı ertelersen sezon sonu daha az puan veriyor, işiniz daha zor olur. Hani böyle iyi oyuncular olmaz sezon sonu, kötü oyuncular da olmaz, düşük ranklılar olur. O yüzden hani PUBG Mobile'da düşük rankınıza göre az puan veriyor. Mesela işte burada Miramar'da gittim, bir 10 kill almışız, artı 23 falan filan. Baya güzeldi yani. Hani aslında ben dünden önceki gün Fatih oluyordum. Ama 527'de kaldı. Dün sabah eksi 60 yedim. Şurada eksi 43 yedim. Burada da elimde arbelat vardı. Hani eve girdim, arkadan bir buggy geldi. Belirli vurdu. O vuranda zaten takipçim de işte kastıma falan gelmiştim. Orada onu da gördüğüm için dedim aha bu bizden birisi. Ya öyle bir şey. Benim gittiğim evleri çünkü takipçilerim biliyor. Hani paylaştığım için. O yüzden bazen şanssız olabiliyorum. Şimdi biliyorum senin gönlünde yine Fatih olmak var ama bak. Birçok kişiye ben anlatıyorum ama birçok kişi de beni dinlemiyor. Lütfen dediğimi yapın ve siz de Fatih olun. Hani diyorlar ki Orta Doğu gideyim kasayım, BŞN tekli kasayım. Kanka sal oraları ya, sal. Gel 3. şahıs tekliye. Bak 5 günde burada as olsan sezonun başında Fatih'sin. Hani 3. şahıs takımda 1.5 gün istiyor ya. Burada 5 günüm var. 5 günde gel burada as ol Fatih'sin. Maç sonu 40 adam kalıyor ve o adamlar 40 tane kaldığı için acayip şekilde puan veriyor. Bak ben geçen sezon gittim, 9 günde as 70'te Fatih oldum. Hani mobil emülatör yayında oynadım, gene as çok savaş çalıştım falan filan. Öyle öyle şeyler oldu. Mesela bu sezon hiç önemsemedim. Takmadım, günde 2 saat 3 saat oynadım. Bu arada 3-4 gündür önemsiyorum, onu çaktırmayın da hani bugüne kadar hiç önemsemedim. Bu arada canlı yayınlarımızda da tekrardan söyleyip bekleriz. Hani ben canlı yayında kastım birçoğunu. Yayın dışı da J7'den girdik. Hani biliyorsunuz bizim emekler J7. Bunu da yakında değiştirirsek mobil yayınlara da geçeceğiz. Büyük ihtimalle sezon 20'de YKS sınavı bittikten sonra olduğu için eğer mobil cihaza geçersem beni solo ilk 10'da göreceksiniz ve sadece yılanlayacağım. Maç sonu 3-4 adam vuracağım ve Fatih olacağım. İlk 10'da olacağız yani. Öyle bir şeyler yapacağız. Şu anki sıramamız zaten hani belli. Şu anda 441. Ben bunu gece 430'da bıraktım. Saat 3 gibi 460-470'lerde falan. Çünkü gece biliyorsunuz rank kasıyorlar falan filan. Eğer ki bu hesabı siz kastığınızda Fatih'e bırakacaksanız da, mesela örnek vereyim, saat kaç sezonun başlarıysa, saatiniz 12 ise 400'den geriye sokun. Hani böyle 390'da falan bırakın, gece 3'te tam Fatih olursunuz. Eğer ki sabahın köründe bırakacaksan da sabah 250'de bırak. Çünkü sezonun ilk haftası herkes oynadığı için senin işin bayağı zor olacak. Zaten ben bunları kanalda paylaşırım, oradan da göz atabilirsin. Şimdi arkadaşlar ben Discord'a geldim. Buradan solo scrim, sol tarafta solo scrim başvuru kanalı var. Buraya gelerek buradan diğer arkadaşların yazdığı gibi yazarak başvurabilirsiniz. Tek şartımız bizim sponsorumuz olan Vatay Game'e üye olduğunuz adınızı soyadınızı buraya yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise biz hani buradan isimlere bakacağız. Üye olmuş mu olmamış mı ve ona göre ödülünü vereceğiz. Peki ödüller ne derseniz, bu arada katılımlarınıza göre. Hani mesela ben şu an bunu bir kere yaptım ya. İleride örnek veriyorum bayağı bir kişi katıldı. Bu arada bu da 100 kişiden aşağı katılırsa olmayacak, haberiniz olsun. Yani böyle bir 80-90 kişinin üstüne çıkması lazım bu solo scrim turnuvasının olması için. Hani 30 kişide de yapmayız herhalde yani. Burada solo scrim detay kısmına geldiğinizde başlar ne zaman olacağını görebilirsiniz. Puan sistemi ise mesela sen 10 kill aldın, 20 dakika yaşadın, 30 puan alıyorsun. Ben gidiyorum 30 dakika yatıyorum, 30 puan alıyorum. Olay bu şekilde. Mesela ortalama bir adam
4 tane maç olacak, tamam mı? 4'ünde 25 dakika hayatta kalsa ödülü kazananlardan biri o kesin olur. Hani adam vurmayacaksın, hani adam vurmaya gerek yok. Hani benim zaten amacım bu. Kimse hani adam vurmak zorunda olmasın. Herkes ne diyor? Win alma ödüllü falan filan. Boş ver beni. Ben burada en çok hayatta kalana, en çok yılanlayana vereceğim Royal Pass'ı. Bu arada Royal Pass'ı olmayan birine vereceğiz ki, çünkü hani ihtiyacı olan birine gitsin de o da bir Royal Pass görsün, böyle açsın, sevilsin falan filan. Burada bir tane siyah bir kutu var. Bunun için açarsanız son alanda hayatta kalma taktiği var. Ben şimdi açmayacağım. Burada zaten bütün detaylar var. Gelip burada bakabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda, böyle profilinize dokunduğunuzda Total Scream diye bir rolünüz varsa kayıt olmuş oluyorsunuz ve buradan iki tane oda açılıyor. Buradan da işte oda numarası ya da sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Oda numarası da burada paylaşacaktır ve canlı yayında yapacağız. Şimdi gelelim, sen sezon 19'da Fatih'e kasmak istiyorsun. Şunu söyleyeyim, sezonun bitmesi de ortalama 2-2,5 hafta kaldı. Hani Mayıs'ın sanırım 18'de bitecek bu sezon, hatta 17'si de bitecek. 18'i boş geçecek, 19'unda 7'si başlayacak. Mesela benim sana şöyle bir önerim olur. Bu sezon dahil yapman gereken, mesela bu sezon şu anda sezonu bitmesine 2-2,5 hafta var ya, gir hiç yoktansa böyle bir elmasa kas, diğer sezon seni bir tık daha yüksek ranka atar ya da hiç uğraşmayayım dersen orası sana kalmış. Sen örnek veriyorum, bu sezon Asta bitirirsen, Platin 2'den başlarsın, Taş da bitirirsen, Platin 5'te, Elmas da bitirirsen de Altın 2'den başlarsın, haberin olsun. Fatih olarak bitirenler ise Platin 1'den başlar, fakat Fatih olarak bitirmek için sürekli olarak ilk 500'de kalmanız gerekiyor. Fakat ben hiç kalmaya niyetli değilim. Üstüne akşam böyle bir -200 yiyip çerçeve yazdım ve baksam keyfime diyorum yani. Peki gelelim benden 3. şahıs tekli öderim. Çünkü 3. şahıs teklide Fatih olmak daha kolay. Fatih olma puanı nasıl hesaplar zaten hala bilmeyen arkadaşlar varsa, ben hani diyorum, videosunu da çektim. 2 kere karaladı kaç puanda Fatih olur videosu çekmiştim. Sizler de hesaplayabilirsiniz. Buradan 100. adama geliyorsun. 100 puan çıkıyorsun. Fatih'e girme puanı da buluyorsun. Hani bu kadar. Sezon başı bu puan 60 oluyor, sezon sonu 100 oluyor. Hatta sezon 12'de 150 falan da, ama ben sezon 12'de 5'liye takımlı kastığım için orayla burası farklı oluyor. Mesela işte şu anda bu 100. adam kaç? 4666. 100 puan çık, 4566. Hani ben mesela şu an 442. sıradayım. Buradan sizler de gelip böyle Fatih olma puanınızı da öğrenebilirsiniz. Bu sezon hayatta kalmada 372. sıradayım. Geçen sezon bizim rekorumuz burada 38'e kadar girmiştik. O direkt hani 9 günde kastığım için ondan çok kolay bir şekilde girmiştim. Eğer ki aklınıza başka takılan sorular varsa da onları çekinmeden Discord'dan gelip sorabilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada Ramazan'da canınız sıkılıyorsa Discord'da kesinlikle beklerim. Belki de sen bu videoyu Ramazan'dan sonra izleyeceksin, ama yine de bizim Discord linkimiz açıklamada olacaktır. Haberin olsun. Peki rank kasarken ne yapmak gerekiyor? Gelelim o kısım. Benim sizlere önerim, 5. bir alan var PUBG Mobile'de ve eğer ki 5. alan kapanırsa kit basmanız gerekiyor. Hani kit basmasan ölürsün. Öyle bir tane alan var biliyorsunuz ki. Benim sizlere önerim 4. ve 5. alan arasında alana girmeniz. Hani daha erken girersen eksi de sana girer. Bunu hiçbir zaman unutma ve her zaman içinde eksi korkusu olsun. Eğer ki o korku olmazsa çok fazla eksi yiyorsun. Hani herkese böyle sataşmak istiyorsun. Bazen şeyler de oluyor tabii ki de, ama mesela nasıl diyeyim, yolda adam görüyorsun, hani normalde rank kasmasan inip vuracaksın ama rank kasarken iniyorsun ve ölüyorsun. Bu olaylar çok fazla yaşanıyor. Ben sizlere önerim, hani kimseye bulaşmayın son alana kadar. Son alanda artı bir alıyorsun aga. Gördüğün adamı vur geç. Artı fazladan alırsan, istersen de hayatta kalıp yine aynı şekilde daha fazla puan alabilirsin. Şöyle de bir şey söyleyeyim sizlere, 0 killiniz varsa, örnek veriyorum +2 alıyorsanız 1 kille +7 +6 alabilirsiniz, ama 2 killiniz olduğunda +8 falan verir. Hani 0 kille 1 kill arasında baya puan farkı var. Elinizden geldiğince bütün maçları en az 1 kille bitirmeye çalışsın. Tabii ki de daha fazla alanlarda olacak, ama hani yani böyle botları falan gördüğünüzde kaçırmayın derim, çünkü güzel oluyor. Zaten benim kanalda bot mekanları videosu da var. Hani bazen gidip ben evlatörde kimse gelmediği için atlıyorum. Kolay kolay böyle 5-6 kille bot aldığım çok maçlar oldu. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Böyle bir video çektim ve sonunda da Fatih olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.